arkadaşlarım, artık süre dolmuştu. Bu süreden sonra herhangi bir söz talebi olursa işleme koymayacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Divan, sayıda konuklar, sevgili meslektaşlarım, 21. olan genel kurulumuz aracılığıyla sizlerin merkezinde delegesi olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük değişik bir tesadüf oldu. Başkanından sonra sevgilerde, sınıf arkadaşım da benden sonra. Öncelikle bugüne kadar o da ve tüm noktada emek veren, katkı sunan tüm meslektaşlarımıza, yöneticilerimize gönül borcumuz olan teşekkürle başlamak istiyorum. Genel kurulumuzun eleştiri ve öz eleştirinin kurumsal bir dönüşmesine olanak sahibiyete üzerinde geçmesini temenni ediyorum. Değerli meslektaşlarım, insanları birbirine bağlayan en güçlü ağaç sevgi ağacıdır. Sevgi ağacının, sevgi bağının sağlam hissedilemediği durumlarda hiçbir yapının nihai başarı şansı yoktur. Bizler idealleri olan, sorunları bilen ve bunlara bir çözüm bulabilmenin birlik ve dayanışmadan geçtiğini sağlam bir biçimde kavrayan, uzaklığı her eli sevgiyle uzatan ve uzaklığın her eli tutmaya azami çaba sarf etmek zorunda olan odalar ve TÜBOM'u yaratmak zorundayız. Değerli meslektaşlarım, insan sadece mühendis, muhasebeci, doktor, avukat, işçi, esnaf değildir. İnsan bunlardan çok daha farklı bir şeydir. Okuyandır, düşünendir, değer yaratandır, resim çizendir, kahrolandır, kahredendir. Bu bağlamda toplumun önemli bir kesimi için belki de son derece monoton bir iş olarak görülen muhasebecilik mesleği ve biz muhasebeciler de insanlık ailesinin fertlerinin ve ön yargıların aksine toplumsal katkılarımız çok büyüktür. Bu toplumsal katkıya rağmen çok önemli bir şey eksiktir biz muhasebeciler. Bu eksiğin adı güvendir. Toplumsal nazarda güven duyulan bir meslek mensubu olma eksikliğimiz. Ama beklediğimiz bu güven kendiliğinden elbette tesis edilemez. Sadece mesleki kalitemizi arttırmakla, mesleki etikle, kanun ve yönetmelikleri güzel yorumlamakla, etik belgesi almak ile güven tesis edemeyiz. Maliyet kitapları, muhasebe felsefesi, sürdürülebilir geleceğe mektuplar ve pek çok kitabın yazarı olan İstanbul Semeni Odası'nın değerli üyesi Sayın Dursun Aryaz meslektaşımızın yazmış olduğu Babam ve Sualiye Vapuru'nda, Vapuru adlı kitabında balıkçılarla ilgili bir dayanışma ve paylaşım örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitabında şöyle yazmış usta: "Dira Bismillah diye denize açılan balıkçılar bir balık sürüsüne rastladığında kaptanlarından bir tanesinin elini kaldırması halinde diğer kaptan yoluna devam eder. Bunun anlamı şudur: balığı gördük, ağı ben atacağım ve ortağız. Herhangi bir yazılı hukuk olmadan sadece dayanışma ile yaratılan bu gelenekleri para ödeyerek elbette kazanamayız. Mesleki geleceğimiz dayanışmaya ve geleneklerin yaratılmasına bağlıdır." ifadesini Mersin'de de gelen kamuoyuna, odalara ve organlara paylaştı, genel kurumlarda paylaştı. Bunun, bu ifadenin artık altını doldurmak zamanıdır. Dayanışma derken değerli meslektaşlarım, pek çok grubun da var, yöneticilerimizin de programı da var. Ama gerçekten sosyal yardımlaşma dayanışma fonunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Değerli meslektaşlarım, ben asla hiçbir platformda huzur haklarıyla ilgili tek bir kelime etmedim. Ama dün akşam yemek yemedim. Oturdum konuşmamı hazırlarken tekrar bir çalışma yaptım. Maalesef burada çok ölü zaman geçirmemize rağmen bizler bir şey ifade etmeye kalktığımız zaman 5 dakikada sınırlanmak zorunda kalıyoruz. Aslında burası bizim askerlik anılarımızın konuşulduğu yerler değil. Keşke imkanlarımız olanaklarımız buna el verse de saatlerce burada her arkadaşın işaret etmek istediği hususu edebilse. Şimdi bakın, ilk gün merak ettim. Oğlum aracılığıyla İFAD üzerinden araştırma yaptım. New York ana ofis yöneticisi Elena Çirkova hanımefendiden alınan cevaplar İFAD'da hiç huzur hakkı alınmadığını öğrendim. Elbette yöneticilerimizin zaman kaybının telafi edilmesi onların ekstra masraflarına okey diyorum. Ama gelin
bu huzur hattı konusunda da birazcık daha farklı düşünelim. En azından Konya'da falan bakanlıktan beklediğimiz şeyi biz de kendimizle bir şeyler yapalım. Değerli meslektaşlarım, tüm bu mutlaka değişik seslerden, farklı düşüncelerden, insanların tartışarak, konuşarak, dayanışma göstererek bir arada olunabileceğini ve ayrıntı bir müzik çalabileceğini gösteren orkestranın adı olmalıdır. Bu yapıya ihtiyaç bugün gerçekten fazlasıyla hasıl olmuştur. TÜRMOM, dayanışmanın, katılımcılığın, çoğulculuğun ve vücut çağdaşlığın vücut bulmuş hali olmalıdır. Değerli meslektaşlarım, sanatın ve edebiyatın insan içindeki güzel hasletleri ortaya çıkardığını hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yani sosyal yardımlaşma dayanışma konunun yanlısıyla TÜRMOM'da yaratılacak imkanlarla bu ülkenin bir unsuru olmanın, toplumun bir unsuru olmanın gereğince sanatsal ve kültürel alanda buluşabileceğimiz TÜRMOM uluslararası, ulusal kültür ve sanat festivallerinde bir an önce tartışmaya başlaması gerektiğini doğru buluyorum. Kadınların fizyolojik ve psikolojik farklılıklarından kaynaklanan üretime pozitif katkılarını bizler Mersin'de hayata geçirdik. Kendi grubumda 14 adayımızı yönetip, bütün adayımızın 9 tanesi hiçbir pozitif ayrımcılık yapmadan ve listeye yazılmadan kendi yürekleriyle mücadele ederek 9 tanesi yönetim kurulunun yedek ve asil üyesi olarak seçildiler. Dolayısıyla sadece kadın dernekleri kurmakla kadın komiteleri kurarak bunların çözülmeyeceğini biliyorum. Bu anlamda kadınlarımızı yüreklendirmeliyiz. Hatta ve hatta biz gölge ihsan etmesek onlar üzerine hakkıyla yerine getireceklerdir. Çocuktuk, bir başka bakardık dünyaya. Yaşam bu ya, büyüdük. Gözlerimiz, gözlüklerimiz, gördüklerimiz değişti. Dedik o kadar güzel ki, öyleyse paylaşalım. Ama o kadar küçük ki, biz alsak çocuklara kalmayacak. En iyisi gidelim. Emeğimize sonsuz saygı duymakla birlikte, ömür boyu yöneticilik payesine sahip sevgili yöneticilerim. Gerçekten artık gidelim. Adres değiştirmeden, oraya oraya atlamadan, kurmaylık ve omuzman kavramlarını öğrenelim. Öğretelim, sonra da gençlere kalsın diye bu dünya hep birlikte gidelim. Gençlerin üretimden gelen gücünü önemseyerek gidelim. Gidelim ki bugüne kadar emeklerimizi ve emeklerimizi değerli kılalım. Değerli kılalım ki başkalarının da bir değer olduğunu ve katılımcılık anlayışı gereğince her meslek mensubunun temsil etme yeteneğine ve yetkisine sahip olabileceğini görelim. Görelim ki değerli meslektaşlar, ortak aklın ve kolektif üretimin önemini kavrayalım. Kavrayalım ki değerli meslektaşlar, demokrasi bir yere kadar demeyelim. Benim demokrasi anlayışım demeyelim. Başkalarının aday olma hakkını elden alacak şekilde demokratik yöntemler geliştirmeyelim. Bilgi alma hakkını eleştiri ve öz eleştiri kültürünü yok etmeyelim. Sonuç olarak bütün emek sahibi yöneticilerim, gelin hep birlikte hiç olmazsa öz eleştirimizi yaparak ortak dili konuşabilelim. Güçlü meslek mensubu, güçlü odalar ve güçlü TÜRMOM'umuzu hep birlikte yaratalım. Biraz önce söylediğim toplumsal rollerin yanı sıra TÜRMOM'un rolü içerisinde değerli arkadaşlarım, her an sizden acağımıza Allah rızası için TÜRMOM olarak bizler üzerine tek kelime söylenebilecek meslek yasasını bakanın önüne kendimiz getirelim arkadaşlar. Bu irade, bu güç, bu kaynak, bu örgütte yok mudur? Türkiye'de bir tek meslek yasası vardır. Avukatlık meslek yasası. Orada zaten kendini gösteriyor. Biliyorum başkanım. Söyleyecek sözüm var. Ben de elimi taşın altına koymak istiyorum diye tüm kişi ve grupları 30 Ekim Pazar günü Mersin'de 5 akademisyenle başlatacağımız Türkiye'nin pek çok ilinden bileşeni olan mali müşavir grupları ve meslektaşlarla birlikte çalıştığımızda sizleri burada davet etmek istiyorum. Daha güzel işleri birlikte başarabilmek, samimi bir biçimde bir arada olabilmek, kalabilmekle geleceği bildiğimiz arkadaşlarım ve kucaklayabilmek için konuşmamın sonuna gelirken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli meslektaşlarım. Değerli arkadaşlarım, genel kurul olarak bir karar aldınız. Dediniz ki 5 dakikayla sınırlandık. Eğer hiç kimse bu kurala uymayacaksa bu kongre bitmez. Onun için lütfen rica ediyorum. Hiç kimsenin sözünü doğrudan kesmeye teşekkür ederim.
bağlamda şundan sonra ilerleyelim. O nedenle lütfen sürelere